Günaydın, iyi yayınlar Ezgi. Çok teşekkürler. Şimdi maçla başlayalım istersen. Bu akşam Kore'nin olan Alanya Spor karşısına çıkacak Beşiktaş. 5'te 5 yapabilecek mi? Eksiklerinden ne kadar etkilenecek? Nasıl bir mücadele beklemeliyiz? Kore'nin olan Alanya enteresan bir takım. Bir anda 3-4 atıp 3-4 yiyebilme özelliği olabilen bir takım. Bu anlamda nasıl bir mücadele sence bizi bekliyor? Şimdi sen arda arda haberleri okurken Beşiktaş'ın ne kadar zor durumda olduğunu bir kere daha gördüm aslında. Çünkü bakıyoruz kalecisi yeni değişmiş bir takım. En önemli ismi orta sahadaki Josef yok. Hücum silahı Gezzal yok. Yerine alınan oyuncular derlerli başta hiçbirinden verim yok. Yani şu an anladım ki Beşiktaş buraya kadar iyi bile gelmiş yani Şenol Güneş'le birlikte. E, Forvet'teki Yıldız'ınız Vegors gidiyor yeni bir oyuncu transfer ediyorsunuz. Beşiktaş yeni bir yapılanmaya gidiyor ve çok zorlu şartlardan geçiyor gerçekten de. Ama üst üste gelen galibiyetler onları şampiyonluk yarışına yeniden dahil etti ve bence bugün alacakları galibiyet ki e, net bir e, galibiyet alacaklarına inanırım. Evet zorlu bir maç olacak, mücadele gücü yüksek düzeyde olacak, hataya yer vermeyen bir mücadele olacak. Özellikle Alanya'nın hücum silahlarını düşünürsek ama Beşiktaş'ın kazanacağı bir maç olacağını düşünüyorum. E, burada asıl e, problem Alanya evet çok gol atıyor, farka gidebiliyor ama dış sahada Alanya Ligi'nin en kötü takımı. E, toplamda 6 puanları e, bulunuyor. Bu yüzden de Alanya'nın rakip sahada çünkü kendi oyununu kabul ettirecek bir yapısı yok. Kendi oyununu kabul ettiremiyor. Alanya'nın hücum silahlarıyla e, var olan bir takım olduğunu da düşünürsek Efecan'la birlikte yönetilen hücum attı ve iki kanadı da çok hızlı işleyen bir Alanya Spor rakiplerine korku yaratıyor ama bu genelde iç sahada yaptıkları bir durum. Peki Beşiktaş'ta eksiklerden biraz bahsettik. Aslında bu eksiklerden e, ne kadar etkileneceği konusu çok önemli. Şimdi bu zamana kadar iyi geldi dedin ama bu zamana kadar bu kadar kart cezası da yoktu. Evet Josep de Souza'nın bir sakatlığından bahsediyorduk ama e, şimdi ciddi anlamda e, Sais gibi, Rozya gibi savunmayı doğrudan e, etkileyecek, o dörtlüyü bozacak bir durum söz konusu. Acaba e, Beşiktaş bu durumdan nasıl etkilenecek? Ee, senin de altını çizdiğin gibi en kritik nokta o aslında Rozier'in garip bir kırmızısı yani oyun içinde yapılan bir futbolcu hatası ee, Beşiktaş'ı biraz zor durumda bıraktı bu kadar eksik var yani çünkü Rozier oyunu iki taraflı oynayan sağ kanadı rakiplere kabus gibi yaşatan çünkü çok hızlı seri dripling yapan ve ne zaman nasıl yani e, içe doğru mu dışa doğru mu koşacağı belli olmayıp rakip savunmayı şaşırtan bir oyuncu e, bu yüzden bence problem sayısın yokluğu evet sıkıntı ama Beşiktaş işi buraya bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Yani rakibini buraya kadar indirirse Alanya Sporu gerçekten tehlike yaşar. Ben akşam Abu Bakar-Cenk ikilisinin de oynayacağını ve böyle hani atmosferini herkes bilir. Beşiktaş stadının çok baskılı taraftarın da desteğiyle böyle bir ablukaya alarak başlayacağını düşünüyorum rakibi. Eğer bu 15-20 dakikalık periyotta Beşiktaş bir gol bulursa belki de iş çok daha farklı noktalara gider ve hiç savunma hattına Gerek kalmaz ama bu bölgeleri Beşiktaş yani oyunun bu 20 dakikalık süresini e, golsüz geçerse ve istediği eforu sarf edemezse Asıl o zaman defolar ortaya çıkar e, yorulmalarla birlikte e, Beşiktaş adına soru işareti bu olur bence O zaman istersen bu eksikleri de göz önünde bulundurarak Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine birlikte bir bakalım Acaba Şenol Güneş nasıl bir e, dizilişle nasıl bir e, oyuncu grubuyla sahada olacak Mert'i göreceğiz karede Tayfur, Talha, Wellington, Masuaku. E, bu artık beklenen dörtlü tabii e, Rozier'in yokluğunda. Tayfur'u Sabek'te görüyoruz. E, Wellington'u da Saysin yokluğunda göreceğiz. Salih, Jetson, orta saha ikilisi. Önlerinde Delali. Bunu ayrıca konuşmak istiyorum birazdan. Cenk, Enkudu ve Abu Bakar. E, bu 11 bize ne vaat ediyor Suat? E, şimdi bu saydığın 11 aslında hiç kötü bir 11 değil ama iki oyuncu bence soru işareti. Enkudu ve Delali. Enkudu oynadığında takımı sürükleyen ve tek başına maçın direkt yıldızı olan hani sağında solunda kim varmış etkilenmeden maçı tek başına alıp götüren bir oyuncu ama bu sezon içinde iki veya 3 kere oluyor. Yani beşlere altılara çıkmıyor. Asıl problem bu ve e, oynayıp da hani e, forması sağda olup kendisi sağda olmadığı zaman ise asıl büyük problem orada yaşatıyor takıma ve eksik oynatıyor. Aynı şeyi Dele için söylerim. Hatta Enkudu'dan daha kötü söylerim. Bu sezonun kayıp oyuncusu. Zaten e, Premier Lig'den de bu yüzden geldi ve olmuyor. Yani Dellal'den bir türlü verim alınamıyor. Şu anda yapılamayan transferler ve e, cezalı eksik sakatlar nedeniyle Dellal tekrar 11 buluyor. 11'de yer bulduğunda artık bir şey yapması lazım. Gerçi tekrara da düşüyoruz bunu her hafta söylüyoruz ama Dellal'de bir türlü o e, randımanı veremiyor. İnşallah Beşiktaş adına bugün e, biraz da Dellal'li izleme fırsatı buluruz. Şimdi Bugün sabah gazetesinde Delali için bu karşılaşmanın artık bir son şans olacağından bahsedilmiş. Orada dikkat çeken bir detay da şuydu Suat. Aslında bunu da konuşabiliriz. Delali acaba Abubakar'la nasıl bir uyum sağlayacak? Zira daha önce birlikte oynamadılar ve Abubakar birlikte oynadığı oyuncuları da aslında ön plana çıkartabilen, onları da yıldızlaştırabilen bir oyuncu. Daha önceki Beşiktaş örneklerinde bunu çok fazla görmüştük. Sadece Cenk, Abubakar ikilisinden değil. Acaba bu kez Delali, Abubakar gibi bir ikiliden bahsedebilir miyiz? Böyle bir umudu da var mıdır acaba teknik heyetin? En azından hani Delali'yi bir şekilde kazanabilmek adına ne dersin? Yani şimdi futbol sever olarak inşallah diyorum. Delali'yi izlemeyi çok severim ama Gerit Bey'in oynatamadığı bir oyuncuyu Abubakar oynatır mı? İnşallah oynatır. Çünkü yani problem zaten oyuncunun yeteneğinde vesaire değil. Oyuncunun kafasında futbolu bırakmış böyle basamak basamak geriye doğru düşen bir oyuncu. Ee, Abu Abubakar'la iyi bir ikili olmasından ziyade biraz Şenol Güneşi ve camiayı ikna etmesi lazım. Yani sahada sadece skor katkısından çok biraz daha mücadele edip verilen görevleri yapması lazım. Asıl problem bu zaten. Bunları yaptığı zaman e, Abu Abubakar'ı da oynatır. Forvete Ersin'i Mert'i koysanız onu da oynatır. Öyle yetenekli, öyle bir büyük kalitede bir oyuncu ama olmuyor. Ha Abubakar'la şöyle bir e, teknik taktik olarak e, katkısı olabilir. Vegors daha çok topu saklamayı seven, e, daha çok e, daha hareketsiz bir forvetti. E, Abu Bakar'a göre. Abu Bakar daha hareketli. Ceza sahası dışına çıkar. Zaman zaman ile kısa pas yapıp berkaçlara girebilir. Böyle bir faydası olabilir. Oyunun içine daha çok sokabilir derlaliyi. E, bir artı olarak bunu görebiliriz ama e, sonuçta bu akşam muhtemelen statta neredeyse tamamen dolacaktır. Bugün de olmuyorsa Alanya'nın savunma zaaflarının da altını çizerek söylüyorum. Artık derli Ali sadece kulübe değil tribüne gider. Peki istersen buradan transferi de konuşmaya başlayalım transferde de pek çok bölge için pek çok aday var Beşiktaş'ın listesinde. İlk olarak Kaan Ayhan'ı sormak istiyorum. Hem savunmada hem de sabekte oynayabilen bir oyuncu olması nedeniyle Beşiktaş'ın gündemine bir kez daha geldi. Çok fazla gündeme gelen bir oyuncu Kaan Ayhan artık uçağa inmeden geldiğine inanmayacağız muhtemelen. Artık biraz daha yakın olduğu da konuşuluyor Beşiktaş'ın kiralama konusunda Sassuolo'yu ikna ettiği söyleniyor. E ee, Kaan Ayhan mıdır sence aranan isim? Kaan Ayhan gelirse nasıl bir katkı yapacaktır? Ve bu transferle ilgili senin bir istihbaratın var mı? Kaan Ayhan evet Beşiktaş'a yakın doğru ama burada asıl nokta kiralama. Çünkü Sassuolo kiralamaya hiçbir zaman yanaşmıyor. İyi bir paraya bonservisiyle servisiyle vermekten yana. Burada asıl sıkıntı onları ikna etmek. Muhtemelen Beşiktaş e, bunun için uğraşıyor ve görüşme masasında şu var. E, satın alma opsiyonlu bir kiralama belli maddeler olarak içinde maç sayısı vesaire böyle bir satın alma opsiyonu orada asıl tıkanan ve İtalyan ekibinin bastırdığı nokta var. Sassuolo'dan gelmesiyle birlikte sen stoper ve bek olarak da saydın ama zaman zaman Şenol Güneş onu orta sahada da kullanır. zaman zaman iki stoperin önünde de kullanabilirsiniz Kaan'ı. Öyle de bir yapısı var veya onu geriye çekip önüne bir stoper koyup Böyle üçlüymüş gibi ama iki önde bir gibi de oynayabilirsiniz. Bu faydası da olur. Rotasyonu güçlendirir. Çünkü e, sayısı da mesela geçtiğimiz altlarda Şenol Genç bir önde kullandı. Hani bir oradaki eksiklere göre kullanmak açısından böyle bir faydası olur. Yerli olması avantaj. Ama e, bu iş biter mi? Öyle çok kolay hemen bitecek bir iş değil. Biraz daha sanki süre lazım. Şimdi orta saha arayışı olduğu artık çok net Beşiktaş'ta bir ön libero arayışı daha doğrusu. E, bu nokta bu noktada gündemde pek çok aday olduğunu görüyoruz. Dün e, Kaba ismi biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Hacı Ahmetoviç için hala girişimler devam ediyor. E, sen hangi oyuncunun e, Beşiktaş'a daha yakın olduğunu ve olması gerektiğini düşünüyorsun? E, Hacı Ahmetoviç elbette ki ligin çok iyi oyuncularından biri yani şu anda yılların getirdiği deneyim yani Süper Lig deneyimin yanı sıra oyun verimliliği, sürekliliği, sakatlık vesaire cezalarda hiç takımı yalnız bırakmaması neredeyse bu açıdan Hacı çok iyi olur Beşiktaş adına. Şunun da altını çizelim. Hacı Amitoviç gibi bir oyuncuyu aldığınız zaman Getson'u zaman zaman forvet arkası da kullanabilirsiniz. Öyle de bir yapısı var. Bugün mesela Dellali'yi oynatacağınız pozisyonda Getson'u da deneyebilirsiniz. Hem oradaki mücadele gücünü arttırır hem de ceza sahasında yapacağı dripling'lerle takımı rahatlatır. E arkada da pas yapacak ve pres'e katkı sağlayacak Hacı Amitoviç elbette ki Beşiktaş adına en mantıklı iş olur ama Orada asıl problem 5-6 milyon euroları bulan bonuslarla birlikte bonservis bedeli. Çünkü devrede Galatasaray'ın da olduğu aşikar. Peki Suat Umurhan çok teşekkürler yorumların için. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana. Ben teşekkür ederim. Iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.